Ve ana haber bülteni devam ediyor. Çok önemli bir konuğumuz var. Son günlerde, son aylarda biz Şanlıurfalılar olarak özellikle haşerelerden, sineklerden çokça dert yandık. Bilir bilmez bir şekilde çokça yorum yaptık. Bazen belediyeleri çok da insafsızca eleştirdik. Haklı eleştiriler de elbette yaptık ama şimdiki konuğumuz tüm bu konulara net bir şekilde açıklık getirecek bir isim. Harun Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doktor Şahin Toprak Beyefendi stüdyo konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son günlerde demeyelim de son aylarda Şanlıurfa'da bir haşereyle mücadele var. Fakat yetmiyor. Kelebek, uçan haşereler, zararlılar, zararsızlar. Artık her yerdeler ve neredeyse evin bir ferdi haline geldiler. Neden böyle? Geçmiş yıllarda da çalışmalar yapıldı. Bu kadar yokken son bu yılda bu anlamda çok bir yükseliş var. Sebebini öğrenebilir miyiz? Evet, aslında bu beklediğimiz bir sonuçtu. Küresel iklim değişikliği bu tür böcek popülasyonlarının artışını ve bazen de yok oluşunu beraberinde getiriyor. 2018 yılında, yani geçen sene biz 2019 yılının böcek popülasyonu açısından çok yüksek olacağını ve ilgilileri bu konuda aslında uyarmıştık bilim insanı olarak. Çünkü 2018'de biz 10 yıllık Şanlıurfa ve çevre illerinin böcek araştırmasını yapıyoruz. Popülasyon yoğunluklarını çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı ile beraber. Bu sene yağışlar çok fazla oldu. Yağışlar çok fazla olması sadece Şanlıurfa'da değil, çevre illerde, çevre ülkelerde dahil olmak üzere. Yani bu komşularımız İran, Suriye, Irak ve diğer bölgelerde, Kafkaslar'da, bunların tamamında bu Anadolu Diyagonalı dediğimiz yerde yağışlar normal seviyenin çok üstünde olduğu Peki için yağışlar normal seviyenin üzerinde olduğu zaman bununla birlikte haşereler de fazla mı oluyor o yıl? şöyle izah edeyim. Evet, yağışlar fazla olduğu zaman nem miktarı artıyor. Böcekler de uygun nem koşulu ve uygun sıcaklık koşulunda yaşamları çok hızlı hale geliyor. Dolayısıyla ortalama yılda Şanlıurfa'da bir sivrisinek 4-5 kuşak verirken uygun nem ve sıcaklık koşulunda bu 7-8'e çıkıyor. Kuşaklar üst üste çakışmaya başlıyor ve yoğun bir popülasyonla kendini karakterize ediyor. Geri kalan diğer tarım zararlıları da şu açıdan önemli, yağışın etkisi. Burası bir tarım ülkesi ve bol yağış olduğu zaman vejetasyon dediğimiz bitkisel formasyonlar her yerde çoğalmaya başlıyor. Dolayısıyla bitkinin olduğu her yerde mutlaka bir böcek cezbedecek. Dolayısıyla tarımsal aktivite arttığı oranda böcek aktivitesi de artacak. Böcek aktivitesi arttığı zaman onun üzerinde beslenen böcekler Şanlıurfa'ya gelecek. Şu anda Şanlıurfa'da aslında daha önce görülmeyen birçok böcek var. Kelebek, inanılmaz bir kelebek artışı var. Kelebek artışı demek şu demek. Demek ki tarımda beslendikleri bir alan var. Dolayısıyla tarımsal faaliyetler kelebeklerin çoğalmasını sağlıyor. Kelebekler üzerinde beslenen, bu sefer karabide familyası dediğimiz halk arasında kara fatma olarak bilinen, onlar da tarım zararlarını yiyor. Dolayısıyla Şanlıurfa'ya karabide familyasındaki bu kara fatmalar çoğalmaya başladı. Şimdi asıl mesele şu. Biz bunlarla ilgili bir kimyasal mücadele yapılması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Şimdi bu noktada Dünya Sağlık Örgütü'nün belli protokolleri var. Diyor ki entegre vektör mücadelesini uygulayın. Yani kimyasal ilaçlamanın yanında biyolojik, kültürel, mekanik halkın katılımını sağlamamız gerekiyor. Bu sadece belediyenin ilaçlamayla yapılacak bir iş değil. Yani çünkü belediyelerin kullandığı ilaçlar aslında zehirdir. Bir doz yukarısını verirseniz insanlar ölür, insanlar zehirlenir. Peki belediyeler de hiç mi suç yok? Yani ne Şöyle oldu izah da bu edeyim, yıl şöyle izah önlenemez edeyim, miydi veya? şöyle izah edeyim. 2018 yılında aslında biz uyarımızı yaptığımız zaman belediye başkanı sosyal medya aracılığıyla da biz bunu paylaştık. Dedik ki iyi bir kışlak mücadelesi yapılması gerekiyor. İyi bir kışlak mücadelesi yapıldığı zaman sezona %50 karla başlarsınız. Kışlak mücadelesi yapmadığınız zaman sezona bir sefer kafadan bol popülasyonlu bir sinek popülasyonuyla
sezona başlarsınız. O zaman sizin çok fazla yapacak bir şeyiniz yok. Dolayısıyla bu anlamda ben geçmiş örneklediğim zaman daha sağlıklı, daha bilimsel bir yöntem izlemeliydi yerel idareciler. Fakat şu da sevindirici bir olay. Bugün mesela Halilye Belediye Başkanı ile görüştüm. Beni aradı, rektör hocamızı aradı. Ben aslında rektör hocamızın talimatıyla bu işlerin içerisine, evet artık bilimsel olarak biz bu işlerin içerisine girelim. Yani Halilye Belediyesi bu konuda duyarlılığını ben takdir ettim. Bize müracaat ettiler, rektör hocamızla iletişime geçtiler. Dediler ki biz bu işi bilimsel yapmak istiyoruz, bilimsel yapalım. Hadi bu yıl geçti, en azından önümüzdeki yılda vatandaşlar olmasın. Bu yılda yapılacak olması. Çok şey var. Biz belediye başkanlarımızla oturduk. Her üç ilçe belediye başkanımız ve büyükşehir belediye başkanımız da bu konuda çok duyarlı. Bundan sonra uygulanacak bütün bu ilaç diye tabir edilen biyosidal ürünlerin analizlerini üniversitede test edeceğiz. Etkinliği doğru mudur, değil midir? Bundan hepsini test edeceğiz. Bilimsel yöntem geliştireceğiz. Belediyelerimizle işbirliği içerisinde rektör hocamızın da talimatı bu konuda bana o şekilde oldu. Biz evet böcek popülasyonu çok yüksek, çok yoğun ama şu önemli, bu görünen yoğunluk vektör açısından, bizim halk sağlığı açısından çok büyük bir risk barındırmıyor. Bunlar tarım zararlısı ve geçicidir. Ya bir hafta 10 gün popülasyon yükselir, hiçbir şey yapmazsanız bile bu popülasyon çöker. Bu yıl için en azından biraz daha idare etmekte fayda var. Önümüzdeki aynen. dönemde belediyelerimiz de diyorsunuz bilimsel bir çalışma yapacağız. Çok sağlıklı bir çalışma yapacağız. Şimdiden bugün bayramdan sonraki ilk pazartesi günü biz belediyelerimizle oturup çok ciddi bir planlama yapacağız. Bu konuda gereken istişareler yapıldı. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.